Nasıl gidiyor işler? Çok güzel, her şey yolunda. Bu sene işte 2022 böyle bir geçiş senesiydi biliyorsunuz. 2000 koronadan sonra biraz böyle yıprandık. 2023'te eksiklerimizi geri alacağız diye düşünüyorum. Yani bayağı çalıştık 2022'de. Projeler hem şey yapıyoruz, bir şeyler yazmaya çalışıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. İşte Dünyayı Kurtaran Kadını çektik, onun devamını çekeceğiz bu içeri belki. Hani böyle bir sürü projelerimiz var. Bir de Kara diye bir filmle oynadım, Agı Bergen'in. O festival filmi çok güzel, böyle bir sanat filmi oldu. O yakında çıkacak, o çok güzel bir film oldu. Bakıyoruz işte projeler değerlendiriyoruz. İşte çok güzel olacak. Zaten inanılmaz güzel bir hava var. İnanılmaz güzel. Bence çok güzel. Ben çok mutluyum senin için. Filmleri genelde hani böyle gişe filmi ya da sanat filmi diye ayrım yapar mısınız? Hani sizin için öncelikle hangisi tatmin eder? Çünkü her ikisi de zor. Bence popüler bir film yapmak, sanatsal film yapmak kadar zor. Çünkü onun içinde bir, belli bir verileri var. Ve onları bir araya getirmek yapımcılığın elinde. Ve onu da yapmak çok zor. Şimdi çok hani son zamanlarda gördüğüm kadarıyla biyografi filmlerin üzerine gidiyorlar. Bu senede çok öyle filmler çıkacak. Hadi bakalım. Siz ne yapıyorsunuz peki? Bu yeni yıldan ne beklentiler var, istekler var özellikle? Sağlık, önemli olan sağlıklı, huzurlu. Ülkemiz için, bütün dünya için bereketli bir sene olsun. Şey soralım şimdi, bizim magazinizde o klasik sorusu vardı. Güzel bir birlikteliğiniz, evliliğiniz var. Bu yıl hani onu böyle biraz o çocukla böyle taçlandırmak gibi bir niyetiniz var mı? İster misiniz baba olmayı da? Tuğçe teyze oluyor. Ablası güzel. Ya yarın sabah dünyaya getirecek. Hayırlısı olsun. O yüzden de... Şimdilik teyzelik de mi dersin? Deneyelim bundan sonra ama şey, yani bunlar planlanacak şeyler değil. Umarım kısmet olur. Her şey olur. Teşekkür ederim. Peki Cansel Bey, Dünyayı Kurtaran Kadın'dan bahsedebilir miyiz? Ne zaman, nerede yayınlanacak, nedir konusu? Ya o 5 bölüm olan pandemide çekmiştik. Şimdi onun devamını çekmek istiyoruz. O da muhtemelen bu sene Tuğçe ile onu gerçekleştirecek. Nasıl, hikayesi nedir acaba? İşte dünya bitmiş, 300 bin kişi kalmış. 299.999 kişi dünyayı terk ediyor, bırakıyorlar. Bir kişi dünyada kalmayı karar veriyor. O da Tuğçe, dünyayı tek kadın. O diyor hayır diyor, ben dünyada kalacağım diyor ama tek odasında ve yatak odasında dünyayı anlatıyor, bugün anlatıyor. Peki hikayesi kimindir, sizin mi, özgü mü? Tuğçe yazdı. Kalemi var. Güzel bir hikaye. Onu 6 bölüm çektik. YouTube'da herkes izleyebilir. Çok da izlenme oranları var zaten. Çok da iyi gidiyor. Cüneyt Arkın'ın bir filmi var. Dünyayı Kurtaran Adam'la ilgili bir bağlantısı var mı? Ondan İnsanlarla haşır neşir ediyor. Burada kendisiyle tek başına haşır neşir olan bir kadın hikayesi. Bir benzerliği yok ama bir kadın kurtarıyor mu dünyayı acaba? Çalışıyor. Ama dünyayı kadınlar kurtarıyor. Nerede yayınlanacak o? YouTube'da yayınlanıyor. Ha, yayınlanıyor. Peki. Bir soralım da Yansel Bey. Hani onlarla böyle... Biliyorsunuz maşallah. Teşekkür ederim. Tamam peki. Hazır peki şey çok sağ olun. Teşekkür ederim. Size iyi seneler. Sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.